Tuttur da çifte kazanç günleri başladı. Kazanan ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus seni bekliyor. Hemen üye ol, kuponunu yap, bonusunu al. Tuttur, en kral sensin. O zaman bakıyorum hemen önümdeki bültene. Konyaspor, Yeni Maltespor, pazartesi gününün ilk maçı. Konya bak orada iki tane Türkiye Ligi'ne uygun santrafor var işte. Okan mı? Çikaleşi. Konya'da. Çikaleşi ile öbürüne Ahmet Aslan. Ahmet Aslan. Ahmet ki Aslan. Daha o Ahmet Aslan bildiğimiz Ahmet Aslan gibi oynamıyor henüz. Evet. İlhan Pamuk daha önce oyuncuyu tanımadı. Evet, yani. Evet, iyi bir santrafor o. Tanıyana kadar lig bitti ama kiralık geldi. Nereye lig bitti? Adam ikinci oldu yani. Abi. Adam ligde ikinci bilmiyorum farkında mısın? Hayır hayır. Koka'yı tanıyana tanımıyor dedi ya. Zaten adam kiralık. E tamam da yani tanır yani şimdi. Şimdi İşe o... düştüğü zaman oynatıyor. Tanır abi. Şimdi Şikaleşi ile iyi gidiyor abi. Ne yapsın adam? Doğru. Konya Spor da ikinci ama yenildiler geçen hafta. Ama şöyle. Bu hafta yenilmezler. Biz şeyi atladık. İki babası stoperi de cezalıydı Konya Spor. Yani Ahmet Çalık'la Abdülkerim yoktu. Adil'le şey oynadı. Diğer o işte galiba şey olması lazım. Hırvat veyahut da Bosna Hersek'in stoper olması lazım. O oynadı. Yine bakma iki gol attılar. Maçın başında öne geçtiler şey yaptılar böyle. Kenar ortalara çok çözüm bulamadılar. Bir de ilk golü de şeyden yiyince Adil Demirbağ sakatlanmıştı. Omuzu sarılırken yediler duran toptan falan. Orada bir kopma yaşadı Konya Spor. Ama Yeni Maltespor Şumdika'nın dediği gibi en az 8 transfere bence ihtiyacı var. Ben Konya Spor kazanır diyorum. Oranında 1-50 falan ben diyorum. İyi. Ben de öyle diyorum. Ortak noktada buluştuk. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü haftanın son maçı Süper Lig'de pazartesi günü saat 20'de. Gaziantep Futbol Kulübü kazanır. Ilgaz Çınar. Ben de karşılıklı gol olur diyorum. Ben de Ilgaz Çınar'la aynı görüşteyim. Hemen Premier Lig'e geçelim o zaman Avrupa kuşağına hızlı hızlı devam edelim. Premier Lig'de Tottenham Brentford. Perşembe günü 22.30. Bugün oynuyorlar evet. Evet. Güzel de bir oranı var. Bence Brentford çiz biz abi. Evet. Brentford çiz olur bu maç. Yani maçın bu akşam olmasının sebebi şu. Hemen ben Serie A'da da İngiltere Premier Lig'de de hafta içi kuşağına da evet, geçtiler takımlar. Onun sürü fikstürler. Dün akşam şanlı Manchester City 2-1 kazandı Steven Gerrard'a karşı. Abi Liverpool falan ne top oynuyor yalnız öyle ya. Abi Liverpool adamlar... şu an dünyanın en iyi takımı bak inan bana. Yani inanılmazlar dünyanın, yani. Ve dünyanın en iyi futbolcusu hakikaten Muhammed Salah. Bu çocuğa da Ballon d'Or vermeyecekler. Ama yok vermeyecekler asla. Yani Liverpool hakikaten uçuyor. Ama bu maçta Brentford'çıyız. Buradan da böyle bağlamış oldum. Çok alakasız oldu ama olsun. Ama tabii Conte hocamı severim. Ben beğenirim. Baktı adam diyor ki o kadar da yüksek seviye takım değilmiş dedi. Hemen başladı bahaneleri bulmayı. Önce bahane bulur bizimki. Abi iki... Güzel. 2.5 üstü 1.65. Bence oynayın üzülmezsiniz yani. Tamam. Brentford gol atıyor çünkü. Tottenham 1 olur diyorum. Kazanır. Enteresan abi. Brentford çok örnek alınması gereken bir takım. Evet. Devam ediyoruz. Manchester United Arsenal yine perşembe. Saat 23.15'ti bu kez bu maç. Arsenal ne yapsa kazanamaz diyeceğim de. Bu maçla ilgili benim tek soru işaretim Michael Carrick gene Ronaldo'yu yedek başlatacak mı başlatmayacak mı? Daha doğrusu Ralf Rangnick yani. Rangnick geldi değil mi? Tabii. Rangnick geldi. Çalışma iznini tamamlarsa yani alabilirse bu maçta takımın başında olması bekleniyordu. Yoksa hafta sonu çıkacak. Ama Rangnick seneye şey oluyormuş ya takımı kendisi kuracakmış Rangnick. Zaten 2 yıllık da bir danışmanlık şeyi var Ralf Rangnick'in. Enteresan yani demek ki Alex Ferguson'a güle güle bay bay hep nasıl dediler artık yani. Elini kolunu çektiler takımdan. Yeter abi yeter dediler yani. Evet. Öyle bir... Bak seneye bu Rangnick'le enteresan takım olurlar. Ya tabii. Çünkü para da var. Hani Rangnick bakacak. Şimdi Lokomotiv Moskova'ya 6 milyona gidip BKBK'yı aldık ama buraya gider 36 milyona başka bir şey alırız diyecek muhtemelen. O şeyinden çıkartacak portföyünden bütün oyuncuları. Enteresan bir takım olacak United'da. Rangnick bu takıma işte Ronaldo varken, Cavani varken istediği oyunu oynatması biraz zor. Çünkü yüksek tempolu oynuyor böyle. Seneye Ronaldo olur da bayağı adamları değiştirir. Bayağı adam değişecek yani. Merkez. Ondan sonra kalmaz yani. Ronaldo evet. Seneye kalır en fazla. Abi Arsenal da bu maçları kazanmayı beceremiyor Arteta hocam benim ya. Yine bir yerden kaybediyor yani. ben o yüzden United kaybetmez diyorum ben. Ben risk alıp United kazanır diyorum yani. Ben de Arsenal kaybetmez diyorum. Güzel. Böyle oranı daha güzel.
Kızıyorlar bize öyle olunca. 3 tahmini kapadınız diye. Sen Arsenal kaybetmesin 1.55 oranı var. 0-2 çifte şansı yani. Ben 1.24'den biri oynayacağım ama 2 seçenek kapatır. 1.55 tercih ederim. Böyle bir tahmin. Güzel. Güzel. Sen çok daha pragmatist yaklaştın yani. Güzel. İşimiz abi. Ya. Neyse devam edelim. Cumartesi günü 2 gün ara gelecek. 15. Evet. West Ham Chelsea karşı karşıya gelecek. Chelsea beni ayak kırıklığına uğrattı son hafta. Geride kalan haftada. O yüzden niye? Bu hafta Chelsea iyi top oynamadan gidiyor abi. Evet, Watford. Yani ben duacıyım Chelsea kazansın, şampiyon olsun diye de. Yani gerçi biz olacağız herhalde, Liverpool olacak gene. Abi puan puana gidiyoruz Liverpool'la ve diğer bütün rakiplerle City olarak biz, yani bakalım. Bizim olmamız lazım, dur bakalım. Chelsea de gitse amaç, biz tek kalırsak Manchester bizi yer de. City bizi yer yani, ikimiz yalnız kalırsak. O yüzden Chelsea de belli bir seviyeye kadar gelsin. Ama hiç iyi top oynamıyorlar. Ben Boxing Day'de çok düşeceklerini diyorum, düşünüyorum. Ha, Aralık ayı şeyler. Yani oralarda çok düşeceklerini düşünüyorum. Çünkü çok şeyler. Kötü top. Bildiğin kötü top oynuyorlar. Bir de o da rotasyon manyağı. Her maç başkasını oynatıyor. Evet yani bu hakikaten takımlar West Ham'da bir iki parçayı çıkart. Takım abi, West Ham çok iyi takım. Bir de Chelsea, West Ham iyi derbidir ha. Evet. İyi derbidir ya. Onlar birbirlerini de derbi sayarlar. West Ham kaybetmez diyorum. Kardeşlerimizi I'm Forever Blowing Bubbles şarkısıyla destekliyorum. Evet. Abi West Ham'da öndeydi Brighton'a karşı. Mopey'in harika golüne engel olamadılar. Böyle tam fragmanlık gol attı Mopey Brighton'da. Ama West Ham iyi takım. Hakikaten iyi takım. Ben yani şimdi West Ham'ın bu yüksek yani büyük takımlarla oynadığı maçlara bir bakalım ne yapmışlar. Yendi Liverpool'u yendiler abi. Manchester City'ye kaybettiler. Bir tek Liverpool'u yendiler 3-2. Şu halde gidersek ben bu maçın 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Yani Chelsea dün akşam Watford'a karşı kazandı ama şöyle bir olay da yaşandı. Bir taraftar kalp krizi geçirdi maçın içinde. İki takım oyuncuları da tarafta o kişinin durumunu öğrenene kadar, ne olduğunu öğrenene kadar maça çıkmak istemediler ve daha sonra devam eden bir maç oldu. Onu da hatırlatalım. Ya yine şey, ben 2.5 gol üstü diyorum. West Ham'dan sebep söylüyorum ama. Wolverhampton Liverpool maçı cumartesi saat 18'de. Zor Liverpool maç. Kazanır. Bence kazanır Liverpool. Bizim için zor maç. Ama Bruno Lage'yi küçümsemeyelim. Ben karşılıklı gol olacak diyorum. Daha mantıklı bir seçim olarak görüyorum. Normalde yenmemiz lazım. Yeneriz. Ama çünkü sonraki Şampiyonlar Ligi zaten gruptan da çıktık. İşimiz bitti. Hani orada da artık abi ne güzel karizma değil mi? Son maçı yedeklerle çıkma falan. Nejo Williams'larla şunlarla bunlarla. Muazzam ya. Karizmanın dibine anasını satayım. Neyse. Ya Wolverhampton'ı normalde yeneriz ama bir tane de gol yiyeceğiz gibi geliyor bana. Everton'dan bile yedik abi. Karşılıklı var mı? Öyle diyeyim bari. Öyle diyeyim geçeyim. Tamam. Olgaz abi. Yani rakamlar da böyle şeyi gösteriyor. Hani Wolverhampton çünkü 14 maç yaptı. 12 gol atıp 12 gol yemiş bir takım. Hani öyle şey. Golü atmada da yemede de babalar nakıs takım. Yani Chelsea 6 gol yemiş. Manchester City 8 gol yemiş. Liverpool 12 gol yemiş. Sonra en az gol yiyen bunlar. Liverpool'da eşit sayıda. 12. Yani 4. takım ligde en az gol yiyen takım olarak. Ama Liverpool atıyor abi. Şimdi Jota Mota falan yani hiç affetmiyor babalar. Muhammed Salah'ından Manchester'a kadar. Ben Liverpool kazanır diyorum yani. Tamam. Devam ediyoruz. Watford, Manchester City cumartesi 20.30'da. Bu maçın hemen ardından. Sürdürek Manchester City diyorum ben. Yazık olur Watford'a. Watford düşecek zaten ya. Düşecek evet. Artık oraya doğru gelmeye başladılar. Ozan'ı hiç oynatmıyor. Ozan'ı da hiç oynatmıyor. Evet. Her iki Ozan da düşer abi. Her iki Ozan da düşer. İkisi de yanlış kariyer tercihi yaptılar. Diğer maça geçelim. United Perşembe'nin ardından pazar günü 17'de Crystal Palace'la oynayacak. Değişik bir maç. Crystal Palace yani şey neydi o bizim adamların teknik direktörü hatırlamaya çalışıyorum. Viera. Ama bu gitti birden bire aklımdan. İyi oynatıyor Crystal Palace'ı. Ben ilk 4 haftada bu adamlar kazanamazken de böyle oyunlarını keyifli buluyordum. Hala da keyifli buluyorum Crystal Palace'ın oyununu. Yani Crystal Palace gol atar diyorum ben. Öyle ben de Zaha atar bir tane. Zaha Manchester'ları sever zaten. Sever. İlk yarı sıfır diyorum ben de bu maça. Güzel, o da güzel. Tottenham Norwich. Ya şimdi Perşembe'den pazara oynadıkları için. Tottenham Norwich'i yener abi. Yener. Ben de aynı fikirdeyim. Bir olur, hızlanalım biraz. Everton Arsenal pazartesi günü Premier Lig'de. İki hoca da kovulur bu hafta. Sen ikisi de kazanamaz demiştin ya. İkisi de kaybeder. İkisi de kazanamaz. Şimdi Rafael Benitez'e veda zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Son haftası mı diyorsun?
Son haftası diyorum. Arsenal kazanır mı o zaman? Arsenal kazanır diyorum, evet. Tamam. Ilgaz Şınar. Ben de karşılıklı gol olur diyorum. Bilen bilir. Sosyal bahis deyince akla tuttur gelir. Popüler kuponlar, en çok oynananlar, öne çıkan maçlar hepsi sosyal bahiste. Sosyal bahis tuttur'da. Tuttur. En kral sensin.